Ali ben karşısından herkese günaydın. Bugün 22 Haziran 2018 Cuma ve sabah çok erken olmamakla birlikte yola çıktım ve Ortakent sahile indim. Bugün niyetim belki gün seçkinde konuştuğumuz gibi denize girmek. Genelde böyle 40 derecenin altında falan bisiklet sürüp deniz kıyısını takip edince şu söyleniyor, niye denize girmiyorsunuz diye. Bugün de hayatın biraz tadını çıkarayım dedim. Açıkçası böyle bir git denize gir bir hayatım yok. Ama bu sabah öyle yapayım istedim. Burada da Sabit Hanım'la karşılaştım. Bodrum Bisiklet Kulübü'nden. Şimdi birlikte birer çay içeceğiz. Seçkin de motorla gelecek, belki o da denize girer. Ondan sonra da eve gidip mesaimi yapacağım. Vallahi Sabit Hanım'la karşılıklı oturup çay içtik ama torunum kalkınca beni arar dedi ve müsaade isteyip ayrıldı. Şimdi Seçkin gelecek, o da simit almış gelmiş. Bir anda küçük sabah organizasyona dönüştü. Gerçekten hayat çok kısa ve tadını çıkarmak gerekiyor. Başarı peşinde koşmak, kariyer peşinde koşmak insandan başka hiçbir canlının yaptığı bir şey değil. Bir köpek için başarının bir önemi yok yani. Bizim tek yapmamız gereken, eğer bütün bunların hepsi nimetse, bu nimetlerin tadını çıkarmak. Havanın tadını çıkarmak, yağmurun, güneşin, suyun, denizin, yediğimizin, içtiğimizin, arkadaşlığımızın, kahkahaların tadını çıkarmak. Yanında da şantiye devam ediyor. İşte yasak normalde. Ve bayağı çalışıyor şantiye. Şey enteresan. Ya bu saat bu kadar çalışıyor olabilmeleri. Ya bir de genelge falan var yani. Bakanlığın gönderdiği. Duyuyor musun, çalışıyor? Tabii. 16 Mayıs'ta başlıyor. 16 Mayıs'ta inşaat yasağı mı başlıyor? İnşaat yasağı tabii. Ya bu seslerin çıkmaması lazım. Hele de denize sıfır burası. Yani şey anlarım, yakada devam ediyor anlarım. 16 Mayıs, 16 Ekim. Ekim'i de zaten beklemiyorlar. Okullar kapandı mı başlıyor zaten. Eylül, şey, açıldı mı başlıyor. Eylül ortası gibi. Ya içimiz dışımız beton oldu ya. Vallahi. Bence harika bir güne başlangıç oldu. Herhangi bir program yapmadan akışına bıraktığınızda böyle güzel sürprizlerle karşılaşıyorsunuz. Arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz. Ve şimdi eve gidiyorum. Gönül rahatlığıyla da mesaimin başına oturacağım. Ve ben eminim bugün çalıştığım şirket için harika işler çıkaracağım. Evde görüşmek üzere. Bak. O beni görünce konuşuyor. Evet. Efendim. Drogba. Gel. Orada daralıyor. Anahtarını vereyim mi? Cuma mesai bitti. Gün bitti. 6,5 saat. Ebru da geçerken bizi aldı. Gümüşlüğe götürecek. Bizim için de bir değişiklik olacak tabi. Gümüşlükte görüşmek üzere. Oh! Kabak kemaniye benziyor. Evet. Ama şey, yay telin içinde. Yani iki şeyi ayıramıyorsun birbirinden. Çekerek çalıyorsun. Yukarı doğru çıkıyor, aşağı doğru iniyor. Yani gererek çalıyorsun. Bir gün köfte ekmek yiyoruz, söylemesi ayıp. Ve masada şey, bir gazete örtülü. Gazetede de sanat kültür sayfası açık. Dünyaca ünlü Erhu ustası. Bu kız su binler binler ne? Bu kız mı? Değil. İKSV'nin garantisi böyle caz bir şey, onun kapsamı Türkiye'ye gelmiş. Allah Allah, Erhu ne dedim ya? Ben de o ilk kez duydum. Ama şey belli, ses. Ve dinledim. Müthiş huzur veriyor, senin Japon kanalın gibi. Şimdi konu müzik ve çay domenli olunca... Al sana Erhu. Erhu dedim ben de, Erhu dinleyelim.
Sen de içiyordun değil mi? Nasıl? Sigara. Yiyordum ben de. Nerede ya? Ben de günde bir paket içiyordum. Ayşe bana şey diyor tabii. Günde bir paket içiyordun. Kaç sene oldu hatırlamıyorum da ben hiç hatırlamıyorum baba sen sigara içerken. Zaten nasıl tutuyordun acaba? Sana yakıştıramadım sigarayı falan dedi. Vardım ben de hatırlamıyorum. Bence en güzel herkes sigarayı Ebru içiyordu. Ayda yılda bir tane. Ben babamla çok içtim yıllarca. Nasıl çok içtim? Şey, pasif olarak. Evet. Aynı odada. Oo. Ay içeride sürekli. Korkunç. Bizde de ofiste olurdu. Ben içerdim. Mehmet gözetlik işte. Çok içerdi. Bir de bizim Çiğdem vardı. Çiğdem de yerdi sigarayı. Hayır, orada bir tane içmeyen... Evet. Bir de içmeyen mesela... Erhan vardı. Erhan mesela derdi ki sizin yüzünüzden ben sigara içiyorum derdi. Ve haklıydı yani. Boğardık yani. Bütün anda duman altı olurdu. Ben sigara içmezken vapurda işte yanaşmadan evvel yani aşağı inerler. Sigara yakarlar ya. Hmm. O rüzgarlı duman arkadakilerin yüzüne vurur. Mesela acayip hoşuma giderdi duman. Şey yüzüne vurması. İlk yakılan sigaranın dumanı güzel okuyor. İşte evet. Ve şeyle karışıyor. Deniz işte iyi ot bilmem ne. Acayip... Ben de şeyi çok severdim o zaman. Sigaraya övgü gibi oldu ama kibrit ilk yaktığından o kükürtün bir kokusu gelir ya. Övgü gibi derken ben hala seviyorum. Sigarayı da içmiyorum. Hmm. Ben içsem mi şimdi bir tane o zaman ya o kadar. Bence bizim yerimize ama Duru izin verirse eğer. Şimdi gelip içiyorum ya bunu. Sessiz olun, sigara içmeyin. Biz biraz sonra Gümüş'te ineceğiz böyle deniz kıyısına. Onun da yüzdesi belli şartlara bağlı. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyeyim. Ben de bu kamerayı elimden bırakayım. Hadi görüşürüz.